Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz fırsatçılık. Şu an kime sorarsanız sorun Müslümanım diyor. Peki öyle miyiz? Elbette öyleyiz. Elhamdülillah Müslümanız. Ancak sizce Müslüman Müslümana fırsatçılık yapar mı? İşte bugün bu sorunun yanıtını arayacağız. Dilerseniz yanıtlar için Söz Milletin başlıyor. Efendim fırsatçılık nedir sizce? Ya fırsatçılık şöyle söyleyeyim, mesela az olan bir şeyi mesela değerli satmak gibi bir şey. Mesela şöyle söyleyeyim, hamsi mesela örneğin hiç piyasada bulunmuyor, örnek vereyim. Diyelim 20 lira sabah sattık, örnek vereyim. Akşam azaldı, demek 40 lira satmak, o fırsatçılıktır. Mesela benzinde de olsun, yemekte de olsun, sebzede de olsun, yani yükselten bir fiyattır yani. Fırsatçılık budur. Peki sizce insanlar neden fırsatçılık yapar? Ya bizim Türk milletinin zihniyetinde hep böyle var. Hepsi birbirini kandırmanın peşinde. Herkes fırsat peşinde. Herkes bir şeylerden kopartıp kazanmanın peşinde. Ama şimdi Müslümanız. Müslüman bir ülkede insanların fırsatçılık yapması sizce caiz mi? Bence caizdir. Aslında neyse, hakkı neyse onu koymaz lazım. Örneğin her şeyin bir maliyeti vardır. Örnek vereyim, hamsinin bir maliyeti diyelim 200 lira kasası, içinde 15 kilo varsa diyelim 300 liraysa, hani sattığın zaman 100 lira kazanıyorsa o normaldir. Ama tutuyorsan bu hamsiyi 20 lira değil de 40 lira satarsan fırsatçılıktır. Peki sizce ülkemizde en çok hangi sektörlerde fırsatçılık yapılıyor? Ya şöyle söyleyeyim, normalde çoğu zamanda hani mazotu yükselttiler, sebzede meyvede yükselttiler, örnek vereyim. Sebzede gördünüz, yükselttiler. Bir anda domates fiyatı 10 lira 15 lira oldu. Balığın fiyatı bir dünya para oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi balık fiyatları normal. Mesela doların çıkması bile aslında bir kesime fırsat olarak doğuyor. İnmesi de başka bir kesim için bir fırsat. Siz burada bu minvalde bir mesajınız var mı efendim bu konuda? En azından ya bizim Müslümanız kardeşim, bu fırsatçılığı yapmayın açısından neler söylersiniz? Ya şöyle söyleyeyim, aslında şu an doların normalde yani 5 lira 6 lira olması lazım. Yani 5 liradan fazla olmaması lazım. Yani bu fırsatçıdır yani, 7 lira 8 lira ne demek yani. Herkes fırsatçı yapıp kazanıyor yani. Evet, görüyorsunuz esnafımız da böyle düşünüyor. Aslında hepimiz Müslümanız ama fırsatçılık bize hiç yakışmıyor. En azından lütfen herkes işin hakkını versin ve özellikle herhalde Müslümansak lütfen buna dikkat edelim. Çünkü Müslüman fırsatçılık yapmaz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim bugün konumuz fırsatçılık. Evet. Sizce fırsatçılık nedir efendim, kelime anlamı? Fırsatçılık milleti dolandırmak, üçkağıtçılık. Ne ararsan var. Yani. Peki insanlar neden fırsatçılık yapar efendim? İnsanlar niye fırsatçılık yapar? Neden yapar acaba? Onu bunu dolandırır. Onu bunu çarpar. Yani bir türlü çarpıyor işte yani. Fırsatçılık bu. Başka ne olabilir yani? Efendim şimdi her defasında Müslümanız diyoruz ama Müslümanı özellikle yapması... Müslümanlıkla şimdi alakası kalmadı kimsenin. Herkes çıkar yolunda. Çıkar. Müslümanlığı unuttuk. Her şeyi çıkara bağladık maalesef. Öyle oldu. Peki sizin buradan özellikle insanlara bir mesajınız var mı bu çerçeveden? Çünkü dolar çıkması bir kesime yarıyor, inmesi bir kesime yarıyor. Yani çalışmaktan öte tamamen işi fırsatçılığa dönmüş durumda. Hal böyle olunca da üretim de yok, tüketim maalesef. De maalesef, yükseliyor. Maalesef virüsten dolayı maalesef işler çok zor. Herkes artık birbirini kazıklama peşinde. İşler yok. Ben tekstil işi yapıyorum. Bir hafta çalışıyorum, 15 gün oturuyorum. O kadar kötü yani. Yanımda 100 tane adam çalışıyor benim. O kadar perişan bir durumdayız yani. Allah herkese yardım olsun. İşimiz zor yani. Çok teşekkür ederim. Efendim, fırsatçılık ne demek? Vallahi yani fırsatçılık, yani bilmiyorum ki ne olduğunu. Soygunculuk demek. Yani soygunculuk ve fırsatçılık. Başka bir şey anlamına gelmiyor. Fırsatçılık. Her şey çıkıyor. Çıkarcılık da çıkıyor. Her şey çıkıyor. Evet. Fırsatçılık yani. Yalan da çıkıyor. Her şey var içinde. Her şeyi barındırıyor yani. Peki mesela ülkemizde insanlar niçin fırsatçılık yapıyor sizce? Çıkarları için yapar. Fırsatçılığı niçin yapar? Çıkarları için yapar. Bu her yerde oluyor. Mesela en çok hangi sektörde? Yani sektör olarak bütün iş yerlerinde oluyor. Sektöre baktığın zaman. Ama bu siyasette de oluyor fırsatçılık. Yani siyasetin içinde de bunu görüyoruz. Ne kadar yalan, ne kadar doğru, ama genelde sektörlerde oluyor, anlaşılıyor. Kişinin fırsatçılık yaptığı anlaşılıyor. Yani tamamen çıkarları uğruna, ya şahsi ya da genel olarak kendisinin bağlı olduğu kurumla alakalı fırsatçılık yapanlar oluyor yani. Yani bir yerde sefa, bir yerde cefa. Peki şu açıdan baktığımız zaman yani biz Müslümanız. Elhamdülillah öyleyiz. Sizce Müslüman, yani bırakın Müslümana, başka Müslümana, insanlara fırsatçılık yapar mı? Sizce dinen buna... Yapmaması gerekiyor. Dinen zaten bu kabul edilemez bir şey. Yani fırsatçılık. Zaten günah işlersin. Bunun bu kadar basittir yani. Böyle bir şey yaptığın zaman. Yani fırsatçılığı yapan kişi Allah'a haşa, Allah'tan korkar mı? Korkar.
Allah'tan korkan bu iş yapar mı? Yapmaz. Selen bunu bilim bir araştırma yapmış. Dünyada en çok fırsatçılığı kim yapar diye Türkiye. Bizim Türk milletinin aklına her şey geliyor. Gelmiyor mu? Geliyor. Fırsatçılık da olsun. Her şey geliyor. Allah korkusu var mı? Yok. Şimdi, kime sorsanız ben Müslümanım diyor elhamdülillah. Tamam, herkes Müslüman elhamdülillah. Evet. Çalışanlara bir bakın bakalım. Kimin sırtına kazanıyorlar? Herkes sürümden kazanıyorlar. Herkes fırsatçılıktan kazanıyor. Elemanı çalıştırıyor. Pandemi de oldu. Savunun derken yok. Para var mı dersen vermiyorlar. Şimdi evet, fırsatçılık bu mu? Yani asgari ücretle çalışıyorlar. Diyorlar ki şey çık. Kıza çalışma ödeneği çık diyorlar. Kızın ödeneğini çıkartadı. Para mı ver diyorsun? Para da vermiyorlar. Talimat da vermiyorlar. Her şey fırsatçılığa dönmüş. Gel diyorlar. Bazı şeyler alıyorlar. Yani. Mesajınız var mı fırsatçılara? Vallahi ne diyebilirim? Benim ona bir mesajım olmaz. İşte yaptıktan sonra zaten yapıyor. Algılama sorunu varsa yapacak bir şey yok. Allah sayesinde. Allah siz geçsin. Yani öyle insandan. Tefecilerin kalkması lazım bankaların. Yani hükümet eğer çözüm bulabiliyorsa bu konuda. Aynen. Bir ben sesleniyorum hükümete. Bu bankaları faizleri indirsinler ve kredi borçlarını yani bu faizini bari silsinler yani tefecilerden. Yani en büyük korkumuz o. Acizlik olan kişilerde. Çok teşekkür ederim. Ben, sağ olun. Eyvallah. Efendim sizce fırsatçılık ne demektir? Düzenbazlıktır ya fırsatçılık. Düzenbazlıktır yani. Peki insanlar niçin fırsatçılık yapar efendim sizce? Yokluktan kardeşim. Sadece yokluktan mı sizce? Evet bence öyle yani. Aynen. Yani mesela hiç böyle daha çok kazanayım diyenler yapmıyor mu bunu? Tabii milletin gözü aç kardeşim, o da var işin içinde. Gözü doymayan insanlar var yani. Aynen. Efendim mesela hep şunu deriz, ya biz Müslümanız elhamdülillah deriz, bunda şüphe yok. Ama Müslümanın, bırakın Müslümana, herhangi bir beşeri, dini, inancı ne olursa olsun ona karşı bile fırsatçılık yapması doğru değil. Yani dinimiz buna vecaz vermiyor. Evet. Siz bu açıdan baktığımız zaman nasıl değerlendirirsiniz bu fırsatçılığı? Bence vallahi yararlı değil kardeşim, fırsatçılık bence değil yani, aynen. Yani biraz bozulduk mu yani toplum olarak? Tabii bozulduk ya, aynen kardeşim. Dünya mefret dünyası oldu bence yani. Mesela şimdi doların yükselmesi bir gruba yarıyor, düşmesi bir başka gruba yarıyor. Evet, evet. Yani aslında... Parası olan kazanıyor, yalan mı kardeşim? Aynen, aynen. Peki iyi anlamda fırsatçılık olamaz mı sizce? Bence de iyi anlamda, ben de öyle düşünüyorum ama keşke olsa. Mesela insanlıkta fırsatçılık, yardımseverlikte fırsatçılık, merhamette fırsatçılık, aynen, yetime sahip çıkmada fırsatçılık. Aynen. Yani mesela deprem oldu. İnsanlarımız koştu. Güzel şeyler bunlar. Bu da bir fırsattır. İnsanların yardımı açısından. Suriyelilere bakıyorlar değil mi abi? Evet. Suriyeliler, Afganlar var bizim sizinle. Bu da aslında bizim Suriye iyilikte işte fırsat. Abi. Bizim halkımız sokakta çoğu. Mesela adamlar ev bulamıyor çoğu. Yalan mı kardeşim? O da var aynı sizinle. Bir problem diyorsunuz. Tabii bence aynı. Aynen kardeşim. Aynen. Peki buradan fırsatçılara bir mesajınız var mı efendim? Böyle işleri yapmasınlar kardeşim. Ben de istemiyorum. Dürüst yaşasınlar yani. Tekrar rast gelsin. Allah razı olsun. Bugün fırsatçılığı konuşuyoruz. Sizce fırsatçılık nedir efendim? Vallahi fırsatçılık şu kriz dönemlerinde özellikle insanların faydalanıyorlar. Nasıl faydalanıyorlar? Nasıl diyeyim sana? 3 liralık şeyi 5 liraya satarak insanların güven ortamını sağlaması için. Öyle diyeyim sana. Nasıl diyeyim ki daha yani aslında söylenecek çok şey var da pek dillendiremiyorum diyeyim yani ahlakım gereği. Maalesef böyle şeyler var ülkemizde. Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz. Abi, başka bir şey değil. İnsanlar niçin fırsatçılık yapar efendim? Kısa yoldan zengin olmanın peşinde oldukları için. Allah korkuları olmadıkları için. Sebep bundan itibaren. Şimdi genelde baktığımız zaman hep biz Müslümanız diyoruz. Elhamdülillah öyleyiz. Fakat Müslüman Müslümana fırsatçılık yapar mı? Yani bırakın Müslümanı başka bir insana yapar mı? Ya bizim adımız Müslüman. Yani bizim en büyük handikapımız orada Müslümanız deyip. Aslında Müslümanlığın gerektirdiği hiçbir şeyi yapmıyoruz. Kur'an okumuyoruz. En büyük zaten şeyimiz orada. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in meallerini okusalar, Allah'ın bize ne dediğini bilseler, inanın bundan hiçbiri olmaz. Ben buna inanıyorum. Elimden geldiği kadar da zaten böyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Dikkat ediyorum. Kimsenin hakkına geçmemeye çalışıyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun istiyorum. Başka da bir dileğim yok yani Allah'tan. Eyvallah, çok da güzel söylediniz. Tabii şimdi fırsatçılığı yapmazsak çok daha güzel olur elbette ama bir de iyi yönde fırsatçılık var. Mesela ne gibi? Fırsatçılığın olacağını ben zannetmiyorum. Şöyle mesela bir yetime sahip çıkmak, bir garibana, hayır iyilikte fırsatçılık. Yani ikimiz de
bir yarayı gördük. Onu iyileştirmek için, derdine derman olmak için koşturursak bu da bir fırsatçılıktır. Bu anlamda mesela şu an balık tutuyorsunuz. Ben de gelsem beraber tutmaya kalksak. Hepimiz balığı yakalamak için bir fırsat kollarız değil mi? O açıdan söylüyorum. Öyle bir fırsatçılığımız olsa daha iyi olmaz mı? Ya tabii. İyi şeylerde fırsatçılık muhakkak iyi. Ama maalesef bizim fıtratımızda mı yok? Yoksa ekonomik şartlar bizleri o şekilde mi yönlendiriyor? Tam olarak bilemiyorum. Allah hakkımızda hayırlısını etsin diyorum. Başka bir şey söylemek de istemiyorum yani işin gerçeği. Aslında çok da güzel söylediniz. Beyefendi az önce çok güzel bir ifade kullandı. Diyor ki biz Müslümanız yani değil mi? Yapmamamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumuyoruz. Okumadığımız için de anlamıyoruz. Maalesef anlayanlar da işlerine gelmediği için tersten algılıyorlar. İnşallah okur, anlar ve hayata geçiririz. Çünkü biz bölüşmeyi bilirsek inanın hepimiz daha da iyi olur. Yani ama bölüşmezsek mutlaka bir gün bir yerden bölünürüz. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Eyvallah. Kolay gelsin. Efendim fırsatçılık nedir? Fırsatçılık ortamdan yararlanıp yani işi götürmektir. Başka ne diyeyim? Kar, fazla kar sağlamaktır, kazanç sağlamaktır. Ondan sonra öyle. Ülkemizde bu fazla var değil mi? En azından biz öyle düşünüyoruz veya öyle görüyoruz. Ne dersiniz? Herhalde. Herhalde. Yani bir maskeyi, maskenin 50 tanesini kafadan 50 liraya aldık. Şu anda 20 lira, 15 lira arası şey yani. En basit örneği. Bir açıklama yaptılar televizyonlarda. 67 bin tane yeni zengin türemiş. Bunların 35 bin tanesi sadece bu pandemi süresi başladıktan sonra olmuş bu zenginler. Fırsatçılığın en güzel şeyi. Bizim milletin yani en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi. Bizim millette her şey var. Yardımsever, şey ama her türlü şeyi bulabilirsiniz yani. Peki yani biz Müslümanız elhamdülillah ama yani Müslümanın Müslümana veya insanlara, beşeriyata fırsatsız yapmasını nasıl değerlendirirsiniz? Allah korkusu. Allah korkusu olan insan yani ikisini bir arada nasıl siz bile kullanmamanız lazım yani. O başka, o başka yani. Yüzeysel olarak tamam Müslümanım, İslam'ım diyorsun ama yani ikisi bir arada olmaması lazım yani. Maalesef oluyor değil mi? Evet, evet. İsminiz efendim? Haşim. Evet, Haşim abi bu gördüğünüz gibi burada bir fırsatçı aslında işte fırsatını kolluyor. Balık yakalayabilir miyim diye ama bu iyi fırsatçılık. Peki kötü fırsatçılık ne? İşte bir örnek verdi. Çok güzel bir örnek. Bir pandemi çıktı başımıza dedi. Maskeden fırsatçılar türedi. Yüzlerce, binlerce insan bu maskeden fırsatçılık usulüyle haksız kazanç elde edip zengin oldu. Bu da aslında hepimizin ekonomisini etkiliyor. Evet. Aslında genel olarak baktığımızda bir kişinin zengin olması hepimizi etkiliyor. O yüzden ne yapmak lazım efendim? Tamahkar olmak lazım. Tamahkar olmak lazım. Yani düşünmek lazım. Efendim fırsatçılık nedir sizce? Fırsatçılık bence yani insanları sömürmektir. Fazla para kazanmak demektir. Bir hastalık duydular, herkes fırsatçılığın peşine düşmüş. Mesela ne gibi fırsatçılık yaptılar sizce? Nasıl gibi, ne gibi? Maske gibi. En basiti maskeden başla. 20 liradan kutusu maske satılıyor. Bu fırsatçılık değil mi? Merdiven altı. Zamlar. Peki insanlar niye fırsatçılık yapıyor? Yani şimdi ticaretini yapabilirsin bir şeyin ama niye fırsatçılık yapılır? 1 liraya mal ediyorsan 10 liraya niye satarsın mesela? Niye satıyor? Çabuk zengin olmak için. Başka ne için satacak? Bir an önce zengin olalım. Paraya para katalım. Peki şimdi biz sorunca hepimiz Müslümanız diyoruz. Yani bir Müslümanın bu şekilde davranması sizce mantıklı mı? Sence Müslümanlık kalmış mı şimdi böyle bu şekilde? Var mı şimdi Müslümanlık? Camiye yalandan gidiyorlar, namaz kılıyorlar. Çıktığı zaman paranın peşinden koşuyorlar. 50 tane de film fırıldaklık çeviriyorlar. Yani bu İslam'ı anlamadığımız anlamına geliyor aslında. Tabii. Anlasaydı zaten bu musibetler başımıza gelmezdi. Fırsatçılığa da fırsat kalmazdı. Hiçbir şey olmazdı bu dünyada. Öyle değil mi? Siz efendim yapıyorsunuz, su mu satıyorsunuz? Kahve satıyorum. Evet, tabii vatandaşlar görüyorsunuz hepsi aynı şeyi söylüyor aslında. Kime dokunsak, bir dokunsak bin ay istiyoruz ama haklı olarak diyorlar ki işte ülkemiz fırsatçılar için bir cennet adeta. Cennetten yani, daha öte. Yani bir maske olayında bile insanlarımız diyor maalesef
fırsatçılığı yapıyorlar diyor. Ne diyelim, inşallah insanlar paylaşmayı bilirler. İnşallah fırsatçılığı biz iyi yönde algılarız. Aynen. İyilik için. Aynen. Daha çok paylaşmak için bir fırsatçılık yakalarız. Tabii canım, biz insanlarla bu dönemde paylaşmayı bilmedikten sonra bizim malımız mülkümüz olsa ne olur, olmasa ne olur. Zor dönemlerde birbirimizde fırsatçılığı yaparsak demek ki iyi günde birbirimizin gözünü oyacağız. Öyle değil mi? Evet. Yani zor günlerde gerek ki birbirimize destek olalım. Destek olmadıktan sonra ne Müslümanlık kalır ortada, ne insanlık kalır. Müslüman olmuşsun, insan olamamışsın. Neye yarar? Başka da bir şey diyemiyorum. O zaman güzelliği ve iyiliği paylaşalım inşallah. İnşallah. Çok inşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Orta Doğu'daki toplumlarda yani insanlık siliklenmiş bir hale gelmiştir. Özellikle de Müslüman kesimdeki şu an insanları nasıl harcadıklarını, yani en büyük fırsatlardan bir tanesidir. Kapitalizm sistemin ağ attığı Orta Doğu özellikle de halkı aşırı tüketime götürerek en büyük fırsatçılığı buradan yapıyor zaten. Eğer bilinçli bir toplum ve ahlaki bir toplum biz yaratmasak fırsatçıların daha kötüsü. Örnek diyelim, bu hastalık. İnsanlar kimileri can derdindeyken şu anki sağlık patronları özellikle nasıl ilaçları değendirelim ve maskeleri nasıl ticarete çevirelim ve onun derdinde mesela. Herkes bir fırsatçılık peşinde. Herkes. Yani bunu fırsatçılık sadece yaşamın bir alanı değildir mesela. Yani bugün ülkenin üst düzeyinden tut en alt kesimine kadar, yani belli az bir kesim hariç ülkenin gelirinin %5'ini ülkenin gelirini %5 yiyor. %az bir kısmını da topluma veriliyor. Yani evet, şimdi aslında çok güzel bir konuya temas etti. Hak vermemek mümkün değil. Aslında bugün virüs kadar daha büyük tehlike ve daha kangren olmuş halde içimize yer alan fırsatçılık var. Beyefendi ona dikkat çekiyor bir emekçi olarak. Tabii şu da var. Mesela kime sorsanız ben Müslümanım diyor. Fakat ben inanç olarak, yani sadece dünya tarihinin sadece Hazreti Muhammed'e bağlamak doğru değildir. Yani nasıl doğru değildir? İslamiyet'ten önceki öbür inançlar da vardır. Mesela Yahudiliktir, Hristiyanlıktır, Ezidiliktir ve Museviliktir. Başka totem inançlardır. Yani sadece ama bütün inançlara baktığın zaman en büyük problemin Müslüman ülkelerin arasında olması, bu kendi başına zaten bir fırsatçılıktır. Yani neden, niye? Bunu bir sorgulamazsak eğer, yani veya bir reformda geçilmese, yani Orta Doğu'daki bu aşırı yani her şeyin radikali ve aşırı radikal şu an dinci grupların kendini nasıl bir vahşet yarattığını ve bunun üstüne nasıl kendi değirmenlerini döndürdüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz mesela. Yani özellikle de niye Müslüman ülkelerde bu sorunlar var? Eğer biz oturup bunu kendi aramızda tartışamazsak, işte yok dış güçler de yok şöyler de, sadece kendi kendimizi kandırırız. Yani öyle bir toplum yaratmışız ki, yani ne sorgulama boyutu zaten sıfır. Yani hem ne kendi içinde sorgulama boyutu var, ne de inanç içinde bu sorgulama boyutu vardır. Yani hiçbir şey, mesela hiç Hazreti Muhammed'e bağlı olmayan bir şey bile belli kişiler tarafından çıkartılmış. İşte yok işte onun hadisidir diye. Yani bunu kendine fırsata çevirerek özellikle şu anda din üzerinde müthiş bir ticaret yapılıyor. Yani bunu, aslında bunun da temelinde yine cahillik var. Cahillik, eğer bilinçli bir toplum yaratılmasa, ahlaki bir toplum yaratılmasa, yani her zaman fırsatçılar olacaktır ve bilinçsiz kesim de her zaman kullanılacaktır. Onun için bilinçli bir toplum yaratmalıyız. Evet, gerçekten emekçi kardeşime teşekkür etmek lazım. Bu farz oldu çünkü bilinçli olacağız. Yani her şeyden önce bilinçli olacağız. Kendisine diyelim inşallah, mesajları alınmıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Son olarak o zaman Allah size kolaylık versin. En önemli konu olan özellikle bak medyadır. Medyanın da sadece patronun yanında yer almaması, yani daha çok zenginin yanında yer almaması, olan bitenleri görüp yayılmasıdır. En büyük görev de sizindir. Bu görevi de yani gerçekten layıkıyla yerinize getirmeniz gerekiyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. İyi günler. Efendim, fırsatçılık nedir bilir misiniz? Fırsatçılık? Evet. Ana, nasıl açıklayacağım bunu? Ben daha kendimi ifade etmeyi bilmiyorum. Fırsatçılık şöyle. Sen zor durumdasın. Nasıl söyleyeyim ya? Yok. Şöyle diyelim. Ha. Mesela fırsatçılık iyi midir, kötü müdür? Kötü. Neden kötüdür? Kötüdür. Kötülük çok kötü bir şey. Peki mesela herkes diyor ki ben Müslümanım elhamdülillah ama herkes herkese fırsatçılık yapıyor.
Doların çıkması da birine fırsat, inmesi de fırsat. Bir maske üretilecek, salgın çıkıyor, maske fiyatları da 2'ye 3'e katlanıyor mesela. Bu olmaması gereken şeyler. Sizce Müslümanların Müslümana karşı, başka insanlara karşı fırsatçılık yapması doğru mu efendim? Yok, doğru değil. Doğru değil. Mesela dolarda hani şey yapıyorlar ya, zenginler mesela, için fakir zaten ne yapacak? Bir dolarım var ama dolar kalktı. Kendimden diyor mesela, ben gidip şey yapayım, bozdurayım diyor. Ama mesela zenginler ne yapıyor? Ülkenin ekonomisini düşünmüyor. Kendine mesela dolar biriktirmiştir. Ya işte ben anlamıyorum da işte. Fırsat bu fırsat deyip onu değerlendiriyor mesela. Hani ülkenin ekonomisini düşünmüyor mesela. Elindeki doları bekletiyor. Yükseldikçe bozulup haksız kazanç elde etmiş oluyor. Aynen, yani fakirler ya da diğerleri umurunda değil mesela. Kendi şeyini düşünüyor. Ay, ama ifade ettim ha. Evet. Değil mi? Ha, budur. Ha, işte budur. Peki fırsatçı olmasak da iyilikle yarışsak daha iyi olmaz mı? O süper olur. Ben çok isterim. Ya nasıl söyleyeyim ya? Ya herkes diyor ya hani işte keşke herkes benim gibi olsaydı. O zaman hayat güzel olurdu falan. Ama bunu herkes diyor ama hangiler gibi olmamız gerek bilmiyorum. Yani söylemler güzel diyorsun ama eyleme gelince aynen, bir şey yok. Aynen. Peki buradan fırsatçılara bir mesajınız var mı? Fırsatçılara şunu söylemek istiyorum. Kötülük yapmak çok kötü bir şey. Şey yapmayın, fırsatçılık yapmayın. Başkalarını da düşünün. Yani fırsatçı insanların bencil olduklarını düşünüyorum. Yani empati kurmuyorlar. Yani inşallah o fırsatçı insanlar da Allah o duruma düşürür. O zaman anlarlar. Çünkü insan gerçekten ne kadar mesela dostuna bile derdini anlattığında anlıyorum, anlıyorum diyor. Ya çok iyi anlıyorum seni diyor ama yani anlamıyor. Çünkü o duruma düşmemiş, bilemez. Çünkü ben kendimden örnek vereyim mesela. İstanbul'da, ben Azerbaycanlıyım. İstanbul'a geldiğimde mesela bir kuruşsuz kaldım, çalışacak şeyim olmadı falan. İşte çok zor durumda oldum. Mesela bir arkadaşım bunu anlattığım zaman anlıyorum, anlıyorum diyorum. Soruyorum, diyorum sen hiç hayatında böyle bir kuruşsuz kaldın mı, parasız kaldın mı? Yok, o zaman anlayamazsın yani, lafta anlıyorum diyor. Yani anlamak için aslında yaşamak da lazım. Aynen. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bugün fırsatçılığı ele aldık, masaya yatırdık, mercek altına aldık. Evet, aslında vatandaşlarımız da ülkemizde en az COVID kadar tehlikeli olan ve kangren gibi olmuş olan fırsatçılığı konuştuk, değerlendirdik. Açıkçası iyilikte fırsatçılığa pek fazla vaktimiz olmadı ve maalesef daha çok olumlu konularda fırsatçılık yapmamız gerekirken hep birbirimizi kemirdik, birbirimizi sömürdük. Ne diyelim, inşallah mesajımız alınmıştır ve artık bu fırsatçılık iyi anlamda ve iyi yönde birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bir fırsatçılık haline gelir ve biz de bu kötü anlamdaki fırsatçılıktan bir an önce kurtulmuş oluruz. Çünkü toplumun kurtuluşu aslında bu fikirden yola çıkarsak ancak bu şekilde bir zemini oturtabiliriz. Ne diyelim efendim, bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.